Selamünaleyküm arkadaşlar. Ustalar da yanılabiliyor. Bazen ben de yanılıyorum. Bazen diğer ustalarımız, meslektaşlarımız da yanılabiliyor. Ama yanılgı şöyle oluyor arkadaşlar. Araç su eksiltiyor, yağa su karıştırıyor, işte suya yağ karıştırıyor derken bunu bulmak bazen sıkıntı oluyor. Ona bakarsanız arkadaşlar, adamın mide kapakçığında sorun varmış. Kalp ameliyatı yapıyor doktorlar, açık kalp ameliyatı. Çünkü mide kapakçığı burada, kalp burada arkadaşlar. Arasında 4 parmak yer var sadece şurada. Adamın meğersem devamlı mide kapakçığı açık kalıyormuş, bilmem kasılıyormuş, ağrı sızı geliyormuş oradan. Kalp ameliyatından sonra şikayeti devam ediyor. Ondan sonra başka bir doktora gidiyor. Ya diyor, canım kardeşim diyor, ağzından su geliyor mu yatakta diyor. Ara sıra geliyor diyor. Ağzın kokuyor mu, eşine sordun mu hiç diyor. Vallahi eşim ara sıra senin ağzın kokuyor dedi diyor. Velhasırı kelam, acı acı su oluyor mu gırtlağında diyor. Meğersem adamın mide kapakçığında kasılma varmış. Açık kalıyormuş, yara açık kalıyormuş arkadaşlar. Şimdi size öyle bir araba göstereceğiz. Yani ustamız işte yağ su karıştırıyor. Silindir kapağını söküyor. Teste gönderiyor. Bir şey çıkmıyor. Yüzeyleri eğilmiş vanesiyle işte taşlanıyor. Velhasırı kelam, araç şikayeti gitmiyor arkadaşlar. Teknik Oto Sanayi sitesinde Öztaş motor yenileme arkadaşlar. Audi Q7 motor arkadaşlar. V6 motor deniliyor. Tabii ki motorun bloğu size küçük gelebilir. Arkadaşlar, aksesuarları takılınca dev gibi bir şey oluyor arkadaşlar. 3 silindir bir gözde, 3 silindir bir gözde. V6 motor deniliyor buna. Aracın 6 tane gömleği var. Bir tane gömleği çatlak çıkıyor arkadaşlar. Ama nereden çıkıyor? Delik çıkıyor. Gömleğe biraz içten tıraşlıyorlar. Delikleri daha net görüyorlar arkadaşlar. Şurada gördüğünüz delikler, oralardan devamlı arkadaşlar su veriyor, suyu şişiriyor ve ondan sonra cıma söyleyeyim, arkadaşımızın şikayeti bir türlü geçmiyor arkadaşlar. İki tane yan yana görüyorsunuz orada, bir de burada görüyorsunuz. Q7 M7 arkadaşlar, fark etmiyor. Şimdi deliklere bakılırsa, yaklaştırıyorum, tekrar uzaklaştırıyorum. Su kanallarına bakılırsa antifriz kullanmamış arkadaşlar. Hemen şurada motorun ortasında yağ soğutucusu takılıyor. Yağ filtresinin bulunduğu bölge. Şuradaki paslara bakılırsa, yani Q7, M7 fark etmiyor. Antifriz kullanmazsan bu tür şikayetlere maruz kalıyorsun arkadaşlar. Görüyorsunuz deliği resmen açılmış. Şimdi buna arkadaşlar yeni gömlek mi çakılacak Ümit Usta? Evet. Buradaki delikler ne olacak? Gömleğe yeni çakıldığında kaybolacak mı? Ne ilacı sürüyorsun sen buna? Ümit Usta'm internette gözükmek istemediği için özel bir ilacı var diyor. Sürüyorum, yeni gömlek çakıyorum diyor ve şikayetimiz gidiyor diyor arkadaşlar. Evet. Hiç fark etmiyor. Su kanalı, yağ kanalı, hava kanalı. Üçünün arasında bu şikayet bir şekilde ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. Adam neredeyse sıfır sandık motoru alacakmış. En son Üstaş Rektefe'ye diyor ki, ya diyor, canım kardeşim, şu motorun bloğunu sök de bana bir gönder diyor. Ben burada bir sıkıştırayım da diyor. Olanı biteni bir göreyim diyor. Ve görüyordu arkadaşlar. Q7, M7 fark etmez. Antifriz koymazsan bu araba sanayiden çıkmaz arkadaşlar. Sanayi sitelerinde çay içtiğiniz zaman boğazda ya da herhangi bir lüks restoranda içeceğiniz çaydan daha lezzetli olur arkadaşlar. Çünkü sanayi esnafı çok çay içer ve her zaman sanayi çaycılar da çayı taze taze demler. Vızır vızır dağıtırlar arkadaşlar. Şuradaki delikler motorun hava kanalına su sızdırıyor. Şu aşağıdaki iki tane delik de yağ kanalına arkadaşlar su sızdırıyor. Yani motorun yağ bölümüne su sızdırıyor. Çünkü aşağıda yağ çalışıyor. Yağ boşluğu
Sekmanlar şuraya kadar gidiyor, orada kalıyor ve alt kısımla artık irtibatı kesiyor. Ve arkadaşlar, araçta iki tane teknik arıza oluyor. Havaya su sıkıştırma, yağ, arkadaşlar su karıştırma.